Tamam. Bu ayağın oynamama şansı var mı babacığım? Yok. Cay, İngiltere doğumluyum. Bu nasıl soru baba ya? Doğru tahmin ettiler, futbolcu değilim. Ben sanki bu arkadaşı hatırlıyorum. Gekas'la beraber oynamış. Geliyor. Adaya bırakmış. Bu damga vuran isimlerinden bir tanesiyim ben de. Gekas kimde var? Gözünü seveyim. Şu an ben. Aktif misin? Geldi. Nasıl? Geldi. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün çok değerli konuklarım var. Sağ olun beni kırmadınız. Volkan Demir, Yağız Sabuncuoğlu, Kutlu Akpınar'la birlikteyim. Tekrar hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Merhaba. Kardeşim kaç kilometre geldiğimi biliyorsun sen. Ya buraya gelmek için 60 kilometre yoldan geldim. Gece aradım 10.30'da kardeşim konum at dedi. Direkt geldi sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yağız da aynı şekilde bir hafta önce tatildeydi. Tatilden erken deneyim kardeşim. Tatil. Vallahi ben hem burada şu an jüriyiz tamam kabul ama ben senin kanalın izleyicisiyim. Hatta dün de birkaç tane videonu izleyip geldim. Çok güzel işler yapıyorsun. İnşallah bizim kanala transfer olsun bugün. Amin. İnşallah benim kanalımda canlı yayınları çıkarsın. Amin. Volkan Demir 12. kahvesi. Volkan Demir geldiğinde bizi pişman etmek için acıyorum ya. 100 lira benzin yaktı. 200 liralık kahve içtim. Tamam sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de aynı şekilde Yağız gibi hani aynı kanaldasınız. Evet. Söyleyeyim hatta niye söylemeyeceğim abi Sport Dijital'desiniz. Söylüyor orada. Söylüyor bip diyecek. Sport Dijital'desiniz abi. Ondan önce de seninle beraber yayıncı konuştaydık. Mert'in kanalına abone olun çünkü bunu söyletmekten... Ha adamsın bir daha söyle abi bunu ben söyleyince olmuyor söylememiz abi. Söylememiz gerekiyor lütfen abone olun. Zorla bak böyle söyletiyorum. Beğenin çünkü her gün beni darlıyor. Senin çevrende kaç kişi beğendi, kaç kişi abone oldu diye biz de not tutuyoruz. Lütfen abone olun. Gerçekten çok güzel kanalı var. Değişik ve farklı içerikler çekiyor. Bazen saçmalıyor da olabilir ama yine de... arada oluyor, arada bana oluyor. Dönsene, bir YouTube'a şey ayak uyduruyor. Bana dönsene bir şey söyleyeceğim. Tabii ki kanala abone olun. Bir de şunu da altlara, yorumlara yazarsanız çok merak ediyorum. Bir projem var benim. Mert'le birlikte canlı yayınlar planlıyoruz benim kanalımda. Volkan Demir, Mert Yüksektepe ikilisini... Volkan Demir, Mert Yüksektepe ikilisini canlı yayınlarda görmek istiyorsanız lütfen alta yazın. Yok, ben istemiyorum. Abi, de ayrı abi. Ne yapacağımızı kısaca anlatayım mı? Niye bu ekip burada toplandı arkadaşlar? Abilerim aynı şekilde... Niye bu toplandı? O kadar çok bekledik ki niye toplandığımız olur. Bir anda transfer konusuna girecek şimdi. Beyler bu seneki transfer döneminde yerlendireceğiz haberleri yok onların. 6 numara geliyor mu? 6 numarayı buradan çıkacağız. Taşlı Seçim Fenerbahçe'nin 6 numarasını açıkladılar. Aynen. Bugün benim için buraya geldiler. Niye geldiler? Hemen onu anlatıyorum. Futbolu yakıyoruz. Ben burada sanat yapıyorum. Niye dikkatimi bozuyorsunuz? Futbolu yakından takip eden isimler aynı şekilde basında da benim çok severek takip ettiğim 3 isim. En sevdiğim 3 isimdir. Delikanlı gibi. En sevdiğim 3 isim burada. Tamam teşekkürler. Ama diğerlerini seviyorum. Evet. Çok fazla antrenman takip eden, çok fazla sahada maç izleyen insanlarız. Yani o yüzden. Evet abi. Yoksa yaşa. Bizim böyle bir geçmişimiz, bir Emre Belezoğlu, Rıdvan Dilmen, ne bileyim yani böyle bir geçmişimiz yok. Biz de bir tecrübe ya işte, kazandık. İzlediğiniz antrenmanlar, maçlar vesaire, evet. Oyuncular yani. Topçudan anlıyoruz yani. Aynen, topçudan anlayacağınızı düşünüyorum ben de. Bugün böyle bir içerik yapacağız. İçerikte 10 tane karşımızda amatör lisanslı, filiz lisanslı ve lisanssız birçok oyuncu var. Geldiler bu oyuncular arasından. Bir tane de prof lisanslı lisans oyuncu ne? Var. Filiz şey daha yeni. Yeni. Taze yeni burada 50 yaşında adam var. Ama filiz lisans yapıp bırakmış olabilir adam. Prof lisansı olan oyuncu kim? Onu bulacağız. En arkadaki topçu. Geldi. En arkadaki topçu. En arkadaki detay geldi. Abi altın takandan topçu olur. Kolye. Kolye bağırıyor. Abi şöyle bir baktığınızda profesyonel futbolcuyu görebildiniz mi yoksa bence hepsi profesyonel gibi şu an. Ben gördüm. Ben de gördüm. Tabii çok net. Soldaki net. Abi en şey diyeceğim net. Baksana altın kolye takan. O primi almış. Krampon da belirleyici bak. Bak oynamış. Bakalım. Oynamış. Ama sonra vodkaya düşmüş Rus. Eski. Kafayı da kazıtmış tamam. Artem Cuba. Şöyle baktığımda ben bulamadım galiba abi. Var mı tahmin? Var. Bacaklara bakıyorum ben yamuk hangisi diye. Abi bir şey söyleyeyim. Şöyle var mı şöyle? Şimdi elemeyi nasıl yapacağız? Elemeyi şöyle abi ilk kendilerini anlatacaklar. Yani sadece tiplerine tipim yok istersen böyle kafadan eleyebiliriz. Şimdi o zaman bir tane eleyebilir miyiz kafadan? Ha, istersen eleyebilirsin. Bir tane eleyelim evet. Ama ortak karar verelim. Ama bir dakika. Ben bir ortaya fikir atayım. Bir tane sun eleyebilirsek burada. Tamam. Bir dakika şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Şunu söylemeden geçmeyeyim. Bu arada prodüksiyon ekibimiz 3-4 tane oyuncuyu ayarladı ama bazıları da benim arkadaşım. Ben biliyorum evet. Etkilemeyeyim diye
3-4 kişi olduk zaten. Tamam. Yani kalabalık ben olduk ama ben sadece bulacağım. Şaşırtabilirim yani. Tamam, hani bir sonucu değiştirebilirim. Bir öneride bulunca. Evet. Bir kere arkadaşlar Mert düğündeki sağ dışını getirmiş. Olur baba, kardeşimle zaten elendi. Ben tanışıyorum. Şöyle elendi. Mert'in düğününden. Kanka. Daha. Yani, bir dakika kendi bir anlatsın. Ha, anlatsın mı? Bir anlatsın abi belki evet, bir şey yani... söyleyeyim. Sen benim sadıcımdın. Evet kardeşimsin, evet, arkadaşımsın ama belki profesyonel lisansın tabii, olabilir. Tabii. Ya Mert'in arkadaşı profesyonel futbolcu olamaz mı? Olur. Olamaz. Maalesef. Ben net söylüyorum. Var da yani. O da benim. Ben 12 yaşında Sarıyer altyapısında futbola başladım. 18 yaşında ilk kez Sarıyer A takımıyla sözleşme imzaladım. Bir süre Sarıyer'de hazırlık idmanlarında oynadım ama yeterli görülmeyip lisansım çıktıktan sonra Sarıyer'deki bölgesel takımları kiralandım. İşte içlerinde İstinye, Tarabya, Reşit Paşa buralarda oynadım. Şu anda güncel olarak Rumeli Kavağı'nda oynuyorum. Pozisyonum 6 ve 8 numara. Kanka bütün Boğaz'da oynadın yani. Bütün ben Boğaz, ben deli görmediğim yerde oynayamıyorum. Peki bu senaryoyu Mert mi yazdı? Yok. Çünkü tam onun Mert bu kadar profesyonel yok. Yazamaz. Biz beyaz martılıyız. Peki Martısı. Sizi aldı mı yorumu? Almadı. Almadı. Ben böyle bir yalan görmedim yani. Kötü bir sahil şeridini saymasaydı belki inanabilirdik yani. Topu getir. Tam topu gel. Bak ayaklara bak. Yeteri kadar yamuk değil. Bir şey diyeceğim. Dur oğlum. Dur, dur oğlum. Üretilmiyor artık babacığım zaten. Bu krampon ama ilk prof olduğunda 80'lerin kramponu kanka. 80'ler. Aynen. Ben gidiyorum o zaman. Kanka. Ama kaybedersiniz. Kardeşim bir şey söyleyeceğim ama prof çıkarsa ilk kazanan büyük rezil oluruz da videoda. Hani ters köşe olmuş olabilir. Üç hayırlı uğurladık. Merhabalar ben Onur. Doğru tahmin ettiler. Futbolcu değilim. At yetiştiricisiyim. Böyle baktığında var mı başka? Üst bedeni çok geniş. Kollar, kütlesi büyük. O yüzden tam yani sonradan futbolu bıraktıktan sonra belki hani dinleyelim mi bir onu? Fitness falan yapmış olabilir ama bir dinleyelim. Beytullah Aydoğan, 26 yaşındayım. Altyapım Beşiktaş. 5 yıl Beşiktaş'ta oynadım. Arkasından PTT 1. Lig'e Ümraniye transfer oldum. Sonrasında 2. Lig, 3. Lig ve sonrasında çapraz sakatlığı geçirdim. Geçmiş olsun. Çapraz detayı. Çapraz detayı. Ben var. Onu söyleyecektim bak. Ben sen o detayı biliyor musun bak? Burada anlayacak bir kişi yok. Abi bir şey çapraz. Sen gerçekten anlarsın da bak yalandan adam bacağını gösteriyor bu nereye bakıyor? Halbuki ben şu sağ ayakkabısına bakıyorum. Arkadaşlar Beytullah Aydoğan değil mi? Evet. Beytullah Aydoğan Beşiktaş'ta çağrışım yaptı bende direkt. Ali Tan Doğan değil mi? Fizik Ali Tan Doğan. Ali evet. Tan Doğan'ın biraz Beytullah Aydoğan abi. Düşüşe geçmiş evet, hali. Evet evet. Sağ bek. Sağ bek misin? Sağ bek misin? Bak. Peki ama... Ümraniye PTT kaç senesindeydi? Bayram Bektaş zamanı oradaydım. Bayram Hoca hocamızdı. Bayram Bektaş. Bayram Bektaş Ümraniye'de çalışıyor. Samimi söylüyorum yani şu an hakikaten olma ihtimali var bence. Sen ne diyorsun abi? Bence Beytullah futbolu bıraktıktan sonra o dizide Yalvaç vardı ya onun gibi biraz spora hani aman vücutçu Yalvaç gibi ama. Hani var, sporla var. İlişkisi kesin. Eleyelim mi? Bir şut istiyorum. Şut mu? Bir şut. Ne bileyim bacak arası. Slalom. Uzun top gelsin. Bu şöyle top yapacağız. Kontrol etsin alan gelen top. Ha? Yok. Bu ne biliyor musun? Bu zehir. Beşiktaş'ta oynadım. Bak yaptı. Yaptı. Ben biraz tutalım diyorum yani. Tamam abi tamam bizimle. Burada elenmedi. Burada elenmedi. Bu parkuru geçti. Ha şöyle yalansa da çok iyi yalan atıyorsun. Kurtardım. Böyle farklı farklı hani test edeceğimiz yerler de var. Tamam sen dur abi şu an elemiyoruz seni ama yine ufak bir falsonda gidebilirsin yani. Hemen. Sen şu an uçurumun kenarında. Uçurumun kenarında şöyle duruyorsun. Herkesi şimdi baştan bir dinleyelim. Sizler de karar verin. Ona göre eleye eleye gidelim. Serdar Yıldırım. Almanya'da doğumluyum. Burada valla tatil yapıyordum. Getirdiler beni. Bizim Serbay var işte. Onunla o zamanlar Almanya'dan geldik. Kamp yapmıştık İstanbul'da. Onunla tanışıyorum. O yüzden burada futbol kampına geldik işte. Oradan tanışıyoruz. O dedi kanka buradasın. İşte tatil yapıyorsun. Gelsene falan. Peki nerede oynadın abi? Ne yaptın? Türk gücü mü? Bokas Obaoz'un. Anlattığın yeri burada kimse ya. Bilmediği için. Kanka o mesela küfür de olabilir. Yani Bokas Obaoz'un regional liga. Regional liga ne oluyor ya? Ha, şey. Abi sen Almanya'da biliyorsun. O yüzden sen kalk. Ben inandım. Ben Almanya'da Rot-Weiß Oberhausen, Essen, MSV Duisburg. 2,5 üst. Oralarda oynadım. Gol var. Peki sen normal yani profesyonel lisansın var şu an aktif misin bıraktın mı? Yok yok ben oynadım yani o zamanlar gelmiştik kampa. Şu an oynamıyorsun? Şu an altyapıda antrenörlük yapıyorum. Ha, okey. Yakaladığına başladım. Bak abi dinlemek lazım. Hemen tak 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 elediniz. Belki üç ya tane... bayağıdır yapmıyorum diye sakatlanmıştım falan. O zamanlar bıraktık işte. Tatile geldik yani. Profesyonel lisansım var ama. Zamanında vardı. Almanya'da yetişmiş diyor yani. Tamam. Zamanında olsa sayılıyor mu? Sayılıyor. Olsa sırayla gerek... dinleyelim. Tamam. Mert Öbür Hakan arkadaşı abi, dinleyelim. Mert Hakan. Teşekkürler. Halil Gençay, İngiltere doğumluyum. Oha! 26 yaşındayım.
Bir dakika. Arındırma. Bir İngilizce aksan var mı İngilizce? Bize İngilizce konuşur musun? Of course. Tam İngilizce anlat. Başla. Whatever you want. Hayda. Nasıl mı? Gascoigne geldi. Paul Gascoigne geldi. Bir dakika İngilizce bir anlat o zaman hayatını. I was born in Istanbul. I went to London when I was around 1 year old. Wolverhampton'da oynadım biraz. Sonra Türkiye'ye geldim. Wolverhampton mı? Evet, Wolverhampton FC'de. Sonra Türkiye'ye geldim. Bandırma'da biraz altyapıda top mu oynadım. Sonra prof oldum. Bilecik 1960. Sonra Fenerbahçe. 09 Efelersin. Bilecik 1969 oynadım sonra. Mert Hakan yandaş olur mu lan? 4 yıl. Bir dakika nerede oynadın? Bilecik 1969. Murat Hoca ile birlikte. Murat Hoca, hoca ismi de veriyor ha. Bak, orada oynadık. Ama yalan detaylar. Sonra, ama şöyle, Murat sonra futbolu bıraktım. Eğleniriz şu an. Bravo, normal baba. Takılıyorsun yani. Normal takılıyorsun. Ben inandım abi tamam. Okey. Bir kere tamam. Pembe kramponlara bak. Kampları özgür. Çeker misin? Kampları çeker misin? Bak. Ön kamp kimde var gözünü seveyim. İsterseniz eleğinde. Griliş de yok. Griliş ya. Kendine güvenen elesin. Öyle abi. Delikanlı olan elesin. Griliş ya. Ayılamayan griliş buraya kadar geldi. Evet. Thank you very much. Şimdi. Seni dinleyelim. Merhaba, ben Serbay Çelikbaş. Eyledik. Serbay buraya topçu getiriyor değil mi? Serbay aslında buraya topçu getiriyor. Ben doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Semt olarak da Beşiktaşlıyım. Benim babam da eski futbolcu zaten. Doğduğumdan... Baban nerede oynadı? Babam Edirne Spor'u şampiyon yaptı. Efsane kadro. Çok hızlı cevap veriyor ha. Mehmet Çelikbaş, araştırabilirsiniz istediğiniz kadar. Ekibiyle birlikte. Ben doğduğumda zaten futbolcu olarak doğma benim şeydi. Yani kaderime yazılmıştı doğduğumda zaten. Doğduğumda profesyonel lisansı. Şu an vardı. Yapıyor musun aktif? Şu an aktif oynuyorum. Çatalca tamam. Spor'dayım. 6-8 pozisyonlarında. Sol açık, sağ açık, orta geldim sağ. En büyük özelliği... Hazar Cuma'dan Türkiye Kupası'nda kim çıktı bize? Türkiye Kupası'nda kim çıktı? İbraniye. Harbiden oynuyor. Abicim ciddi söylüyorum sen inanmıyorsun. Adam bir de çok başka menajer. O maça damga vuran isimlerinden bir tanesiyim ben de. Sonradan girdim 65'e. Hayır öyle bir şey yok. Bak. 25 dakikada oyunun kaderini komple ben değiştirdim. Övgüler mevgüler. Abi al bir dakika. Gerçekten. Daha neler? Doğru olabilir. En büyük özelliğim iki ayağımı da kullanabilme. Tam göreceğiz birazdan. Zaten beni izleyen sol ayak mı sağ ayak mı olduğunu çözemiyor. Ben zaten hangisi? Sen şuradan gelirken sol bek geliyor dedim. Ha işte. Yalandan mı bu çorapları giydin? Aynen zaten şey belli oluyor zaten. Şey. Ayaklar için kramponu kaplasını çift çorap giyiyorum. Asla hava bile alamaz ayağım. Her yeri doldurması benim lazım. Benim en merak ettiğim sen Çatalca'dan mı geldin? Çatalca'dan helal geldim. Helal olsun kardeşim. Bunun için bile kal. Tamam, Mert kardeşim için hemen Çatalca'dan elemeyiz. Değil. Bundan yapalım. Çatalca'dan gelen abi. Adam eğlenmez abi. Hayır eğlenmeyiz. Bilsek bile en son baksın. Bu adam eğlemez helaldir. Yatmaya geldi. Sorun olmadığı belli zaten. Senin yanındakini dinleyelim abi. Buyurun. Arkadaşımızı dinleyelim. Merhaba Emirhan Çalışkan ben. Arnavut'um 21 yaşındayım. 13 yaşında futbola başladım. Dudul Spor'da. 15 yaşına kadar amatörde oynadım. 15 yaşında Ümraniye Spor altyapısına girdim. Ondan sonra orada 2 yıl amatör oynadıktan sonra 17 yaşında profesyonel oldum. Aynı zamanda TF Riva Spor Lisesi'nde okuyordum. 17 yaşında profesyonel oldum. 18 yaşında ilk profesyonel maçıma çıktım PTT Ligi'nde. Oradan da 3. Gemi Ula Spor'a kiralık gittim. Sonraki sene PAF takımında sezon geçirdim. 17 gol 11 asistlik bir sezon geçirdim. Sonraki sene... Ne oynuyorsun? Ben 10 numara sol kanat. Sol sağ kanat, aynen. 5 yıllık bir kontratım vardı. Bonservisimle Adıyaman FK'ya transfer oldum ikinci kez. Geçen sezon orada oynadım. Adıyaman'ın kaptanı kim bu arada? Şu an kaptanı mı? Hayır, o dönem kaptanı. Geçen sezon evet. Kimi? Tarık Mayoş, Ömer Yıldız, bir de Osman Bodur. Santrafor? Santrafor, İbrahim Yılmaz olması lazım. Eskişehir'in futbolcusu. Ya olması lazım diyor abi. Evet. Ya Eskişehir'in futbolcusuydu eskiden. Oynadı yıllarca. Eğlenceksin galiba kanka dövmelerle kurtaramayacağım ben sana söyleyeyim. Ben sana bir şey diyeyim bu topçu neden bir kere bakın diğer arkadaşların kollara bakın dövme var. Futbolcu dövmesi mi diyorsun kolu gösterelim tabii abi. Tabii futbolcu dövmesi. Ama yarısı yani. Daha ama belki amatörde kalmıştır ay, bak. Kontrat tamamlanmadı ki. Bu adamda da mesela bak şu Eren'de de bir futbolcu hani patlamaya hazır bir görev adamı tipi Yusuf var. Yusuf Yazıcı tipi var. Bak. Ne alaka o? Allah çarpsın. Bak. Allah'ım benzemiyor mu? Bak dize bakar mısın Kavis'e? Evet. Bir de hiç sesi de çıkmıyor. Hiç yalan hani da atmadı. Hani belli etmek istemiyor. Aynen. Mı? Aynen. Tabii. Öbür arkadaşı dinleyelim. Teşekkürler Emirhan. Sana da teşekkür ediyoruz. İsmim Serhat Bayer. 10 yaşında futbola başladım. Bahçeliler'deki Koca Sinan'da başladım. Ben de spor lisesinde okudum. Konya Spor'a transfer oldum ben. 16 yaşımda. Geldim Erok Spor'da 2 sene oynadım. Esenler Erok Spor'da. Sonraki sene pandemi girdi araya. Pandemi arasından sonra Kelkit 1954'te profesyonel sözleşme imzaladım. Kelkit ne abi? Kebap değil Gümüşhane. Mi? Gümüşhane. Gümüşhane. İsimleri yazacağım bu Kelkit arada. Kelkit neresi? Gümüşhane. Gümüşhane. Abi sen inanılmaz ya. Şu ondan sonra gurme ya. Pek fazla forma şansı bulamadım. Bal Ligi'ne döndüm. Kastamonu'da oynadım. İsimleri yazıyorum. Taşyurt Spor'da.
Ondan sonraki sene de kendi memleketim olan Mardin'de profesyonel sözleşme imzaladım. Şu an orada oynuyorum. 1969'da. Forvet pozisyonunda oynuyorum. Sağ kanat, sol kanat, forvet. Türkiye Kupası'nda kimle eşleştiniz? Ben bu sene geldim. Takip Ele abi. Ele. Serhat. Kalemi versene. Serhat takıldı Ele abi. Serhat. Şimdi diğer arkadaşımız. Merhabalar, ben Sedat Serbin. 2003 doğumluyum. Santrafor, sol kenar, 10 numara oynuyorum. Futbolu semtimi takım Vefa'da başladım. 15 yaşında Vefa Karagümrük arasında bir hazırlık maçında beğenildim. Karagümrük'e transfer oldum. 18 yaşına geldiğimde akademik kariyerine önem vererek Adana'ya gittim. Üniversite kalanı beden öğretmenliği. Orada bir hoca vasıtasıyla Osmaniyespor'a gittim. Orada bir sene oynadıktan sonra A takımına sözleşme imzaladım. Dirseğimden bir sakatlık yaşadım. Dirseğim çıktı, bağlarım kaptı onların. Ondan sonra şu an kulüpsüz kaldım. Mevki? Santrafor, sol kenar, 10 numara oynuyorum. Sizindeki tişört hangi takımın? Osmaniyespor. Bu bence yanıltma olabilir ya. Tişörtle geldim bak hani. Ben futbolcuyum tabii. Bir şey diyeceğim. Ama bu da tişörtüm. Bence her şeyi çok net söyledi, o yüzden yalan yok yani. Tak 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 söyledi. Abi kafalar benim iyice dinledikçe karıştı. Mesela üniversiteli olmasına ben çok inandım, biliyor musun? Tam üniversiteli tipi var adamda. Tam değil mi? Üniversite takımının yıldızı böyle. Evet. Oluyor ya böyle, atanamıyor oyuncular. Gidiyor. Aynen. Yani bunu yalan üniversiteyi parçalıyor. Abi, evet. Ben kıllandım, bir dursun. Öncelikle merhaba. Adım Eren. Futbola Güngören altyapısından başladım. 4 sene Güngören'de oynadım. Oradan seçmeler vasıtasıyla İstanbulspor'a transfer oldum. Orada 3 sene U17, U19'da git gel yaptım. Ondan sonra üniversite muhabbetleri girdi araya. Çanakkale Tekirdağ Üniversitesi'ni kazandım. İkisinden birini tercih yapmak zorundaydım. Ailem de futbola fazla gitmeme izin vermedi açıkçası. Oradan Tekirdağ'a gittim. Nerede prof oldun? Prof bir olmadı. Dakika! Prof olmadı sen patladın. Yok, İstanbulspor'da prof olmadı. Oradan üniversiteyi tercih etmek zorunda kaldım. Çanakkale veya Tekirdağ. Ben de Tekirdağ transfer oldum. Çorlu 1947'yi bilir misiniz? Orada profesyonel sözleşme imzaladım. Ve profesyonel lisansım var. Profesyonel lisansım var ama uzak olduğu için, yine Tekirdağ uzak olduğu için okuluma, orada Tekirdağ Spor'da oynuyorum. Şu an Ballı Günlüğü. Benim sadece tereddütte olduğum konu, dizleri bir çekebilir miyiz? Dizi, bak kavise görüyor musun kavise? Kavis var dizlerde. Tam ikincilik bir kırmızı grup. Yürüsene kanka geri. Bize doğru bir yürüsene. Baba baba size bak yaralar, bereler. Futbolcu yürüyüşü kramponu çıkarsa ben parmaklarım. Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Tırnakları görüyorum. Bak ekipte tamam şeyler var ama mesela hepsi bence bunların hepsi futbolcu. İşte benim için gerçek favori geldi. Geldi. Futbol geldi. Bak şu yalanı at, benden direkt geçiyorsun sınıfı. Şöyle, eskiden İnandım. Profesyonel futbolcuydum, bileğimi burktum, ondan sonra kilo aldım bıraktım. Bu yalana inanmayacak bir kişi yok. Kanka, evet. Direkt elendi ama konuşmadı. Konuşmuyor adam. Yalan düşünüyor şu an. Şu an onu anlatacağım, anlattı diye iyi bir cümle düşünüyor. Kutsal patlattı. Dur dur, bir dakika dur adamım. Tamam, evet. Geleyim mi kankam? Kendimi tanıtayım isterseniz. Evet. Adım Erdem Aktaş, 1991 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. 91'li adama bak, hayat neyi yormuş baba. Ben hayat biraz acımasız o. Futbolculuk yormuş. Samsun Spor'da top oynadım. Ne olarak? Filiz lisansım Sarıyer'de çıktı. Bir şey diyeceğim. Bak Samsun Sarıyer'de yeni biliyorsa ben hiçbir şey diyemem. Filiz lisansım Samsun'da çıktı. Ne alaka? Kozda çıktı. Bir dakika. Onur tanıyor musun sen Sarıyer'de? Görse. Onur zaten tanımaz çünkü Onur futbolcu değil. Bizim kariyeri okumuş gelmiş buraya, kopya yapıyor babacığım. Hayda. Peki sen bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Şu an aktif misin? Bu nasıl soru baba ya? Bacağı göster bak. Kanka baksana bir aktif. Adeli'yi göster. Adeli'yi göster baba. Baldır çek. Baldır çek. Üst adele. Geliyor. Adeli bırakmış kendini. Adele. Biz yaladık yuttuk. Adele Samsun'da kalmış. Adele Samsun'da kalmış. Adele hayır, Samsun'dan bak, İstanbul'a şöyle gelmemiş olmuş. Şöyle şu ayağın oynamama şansı yok kanka. Bir dakika, bir şey dikkatimi çekti abi. Evet. Ön tarafta ayakkabı sen abi. Şu ayakkabı özel yapalım mı? Kanka gel abi, biz el edip duruyoruz. Ayakkabı bize bir göster kanka. Tamamlayayım ben ilk önce. Tamamlayayım ben ilk önce. 12 yaşında Filiz lisansımız oldu. Başladık semtte oradan oraya. Filiz olmamışsın. Ben 91. Direkt prof olmuşsun gibi geliyor bana. Senin ben 12 yaşındaki halini düşünüyorum. Fenerbahçe Altakoğlu. Bak öyle söyleyeyim. Siz bir şey diyeceğim. Bak 91'miş, 12 yaşındaki Erdem'i düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir profil olur 12 yaşında? Erdem sen 12 yaşında 18'lik gibi prof alabilirsin. İnsan bilmez mi oğlum ne yaşadığını, değil mi? Değil mi tam? Oğlum ben 39 yaşındayım. Zaten futbolcu olmasam güreşçi olurdum. Baba sen nerelisin? Ben Samsun'dum. Ha, o yüzden mi Samsun Spor'a gittin? Evet.
Orada şey yani sence yani. Peki kolye molle şimdi mesela. Bana kolyenin hikayesini anlat. Kolyenin hikayesini anlatıyorum size. En son attığım hat-trick'ten sonra, başkanı hediyesidir. Hat-trick mi yaptın? Tabii. Hangi takımda? Ben mi? Sen mi? Bak ben mi? Hayır. Yok, kameraman abi. Sıkacaksın. Bari Ladik Spor falan deseydin. Tamam, direkt Samsun Spor. Evet. Ladik'e evet. Girelim ya. Ben sanki bu arkadaşı hatırlıyorum. Gekas'la beraber oynamış gibi. Kanka, evet, bana futbolcu gibi geldi. Var Gekas'la. Kolye'nin hikayesi hat-trick'ten sonra mı oldu? Kolye'nin hikayesi hat-trick'ten sonra. Senin takım Samsun Sporlu Celil mi buldu abi? Kim mi buldu? Ben... Senin kaç yaşında? Cengiz'i pul bıraktı bulanlar. Seni kaç yaşında Samsun Spor keşfetti? Krampolu göster. Samsun Spor 15 yaşında keşfetti. 15 oha, yaşında. Oha biraz daha geç keşfetti. Futbolu bıraktı. Sen futbola erken başlamışsın ama tam serpilme dönemi. Semte geldik. 24 yaşında başlamışsın ya. Evet abi seni dinliyoruz. Semte geldik. Amatör oynadım. Samsun Filiz lisansım Sarıyer'de çıktı diyor. Onu söylerken kendi de gülüyor. Anladın mı? İnanmıyor yani. Sen kal abi, ya. Sen ayakkabıyı göstersen ayakkabı özel yapayım. Eledik, bıraktık. Sakatlıktan özel sonra yapayım. Bıraktık. Ama bir dakika eskiden profesyonel lisansım bu arada olabilir tabii, yani. Tabii benim profesyonel lisansım arkadaşlar, çıktı. Artık hani... kaç sezon oynadığımı da siz araştırır görürsünüz. Yani 12 yaşından şu ana kadar oynamışızdır yani. Sen ayakkabı özel mi baba? Şu ayakkabıyı göster. Ayakkabıyı göstereyim istiyor musun? İlk 15 yaşındaki profum bu. Bu seni bulan adamın verdiği hediye mi? Bu ayağın oynamama şansı var mı babacığım? Yok baksana kendini. Bu yıldırını vermiş eliğini asmış topçu beni, çekti. Beni inandıran neydi biliyorsa bilekler. Kadife bilek bak. Bir oynasana. Bileği bir oynasana. Bileğe bak. Bileği bir oynat bilekler. Ya. Bileği görüyor musun? Nereden bileği bak. Bak. Allah'ım varsa şu çek. Bana bak şimdi kalp çalışıyor. Bir şey söyleyeyim. Alex'in bilekler kalındı yalnız ha. Tamam bir şut çekebilir misin? Tamam aynı al. Bir şut çekelim. Top geldi. Kafa karıştı kafam. Profesyonel olabilir. Çok karıştı kafa. Evet. Çok... Bak. Cristiano. Çok da konuşmaya gerek yok kankam ben. Şu bu krampon boşa eskimedi babacığım. Kesin futbolcu. Net, küçük bir prof da olmasa bir lisans mevzusu var. Şey canım, Filiz olayı doğru bence. Baba vodka. Filiz'e kadar Filiz olayı doğru. Bunun kariyeri vodka bitirdi ben sana söylüyorum. Yakalıyor bak. Baktan sonra ayakkabı yapıştı yalnız. Volkan abi. Tabana aldı. Taban yapıştı daha sonra. Taban Özel abi bak kaldır. Kalkmıyor bak. Al yapıştı baba işte. Taban yapıştı. Ayakkabı özel ayakkabı. Isındı mı yapışıyor. Süper. Bunu seni Samsun'da keşfeden kişi verdi değil mi? Aynen kanka. Bunun hatırası var o yüzden. Hatırası var mı? Var. Esin. Ama sen de şu an bilmiyorsun hatırayı. Boş ver olsun. Hatırasını dinleyelim desem sıçacaksın gibi ama. Değil mi? Yani çıkmaz o. Tamam abi. Seni de dinledik. Herkesi dinledik abi. Şimdi tam kadroyu görüyoruz. Volkan abi bir isim söylesin. Onun üzerinden gidelim. Sonra sen bir isim söyle. Ya bana en futbolcu gelen kardeşim orada yani prof lisans. O zaten o duracak. Finale o duracak. Kadar. Abi, o ayakkabı eğlenmez. Mert Hakan Yandaş gidici gibi sanki. Halil İngiltere değil mi? Evet. İngilizcesi güzel. Wolverhampton ama. Falan çok sıktı hani. Luton Town falan deseydi belki bir nebze anladın mı? Wolverhampton şey diyor çok. FC. Tottenham Hotspur ya. Okay. İkinci ismini söylesene Wolverhampton'ın. Wolverhampton FC abi. Öyle. Geçmiş oldu. Değil mi? Bay bay. O değil mi? Yani değil. O değil mi diyor? Eleyin abi. Tamam Eleyin. Abi. Halil elendi abi. Halil'i yazalım. Halil okey misin? Halil yalan Halil yarışması baba. Olursa ilk adaysın. Halil okey misin? Ne? Halil okey misin? Okey mi abi ben? Halil okey. Adamı ben okay açığa çıkardım. Halil elendi. Sen söyledin Halil sen mi söyledin? Tamam, Halil'i ben söyledim. Tamam. Sen söyle yaz şimdi bir tane abi. Ben Almanya'dan gelen arkadaşımızı... Ya fiziği çok düzgün ama tamam. Futbolcu fiziği yok hiç bence. Hiç futbolcu fiziği yok. Aynen. Tamam bırak. Müthiş bir fizik var ama futbolcu fiziği yok. Eleyelim. İnisiyatif alıyorum eleyelim. Baba senin eliyelim. Spor salonundan arkadaşlar. Serdar'ı da eliyoruz abi o zaman. Okey çok yanlış bir karar. Tamam sen de bir şut çek abi o zaman. Çek abi. Çeker misin? Bir şut çek. Değil mi? Tamam. Sakatlığım var ama çekeceğim. Tamam. Ha, öyle info da verip kafa karıştırdı. Tamam. Aynen. Değil. Geçmiş olsun. Eleyelim. Geçmiş olsun. Eleyelim. Abi. Adımlaması da olur. Adımlama olur. Bir şey söyleyeceğim. Adımlamadan direkt ver. Hata yapıyorsunuz. Serdar Yıldırım. Futbolcu değilim. Oyuncuyum aslında. Serba'ya geldik. İstersen es geçebiliyorsunuz. Hayır sıraya gitmemize gerek yok bu arada. Sen Serdar dedin şimdi Kutlu baba, abi. Baba Serbay kalsın. Kutlu abi sen söyle. Serbay'a sonra karar vereceğim ben. Kutlu abi sen söyle. Serbay çok benim... soru işareti. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bence Eren. Eren değil. Muyuz? Bence ilk gitmesi. Bence. Yani benim şahsi fikrim. Osmaniye Spor. Evet ben de aynı fikirdeyim. Osmaniye Spor, Serhat. Tam böyle yeteneği varken eğitimi seçmiş tipi var kardeşim. Tabii. Sedat gibi. Sen bir şey söyler misin abi? Elecekler yoksa bak. Sedat geldi. Yoksa ittirecekler. Valla gidiyorsun aşağı. Adana'da eğitime başladın da üniversite eğitimi mi?
bir hoca vasıtasıyla. Kaç doğumlusun kardeşim? 2003 doğumluyum ben. 2003 mü? Evet. 2003 mü? Evet, 2003 doğumluyum. Baba 2003 mü? Ben ne oluyor şu an? Abi, dilim 2003. Tutuldu. Hocam vasıtasıyla Osman Esmer Türk'te olduğu için Hakkı Hoca. Osman'ın hocasıydı. Tamam, Sedat'ı eliyor muyuz Volkan abi? Ben eliyorum. Sence? O Hakkı hocam detayı. Orada bir gerildim ben. Bir acaba mı diyorsun? Hakkı tam bir hoca ismi. Aynen, Hakkı tam böyle şey. Hakkı çünkü hocam olabilir. Yani Hakkı hoca kesin bulur. Hakkı hocam olabilir ama amatörde olabilir en fazla. Tabii Hakkı hoca amatör. Evet. Üst lige çıksa daha değişik isimler. Üst lige çıksa eliyorum. Olmaz. Tamam. Hakkı hoca amatör. Erol falan olsa olur değil mi? Hakkı olunca olmuyor. Ben kararsızım ya. Ateşle oynuyoruz. Şu an bir ağrı girdi karnına. Tamam, ikimiz söyle... eledik zaten. Tamam, ben de söyleyeceğim. Ha, sen, ben de arada katılıyorum sen ama. Sen moderatör ya. Müsün? Ben hayır, ben arada yani. Zaten 3 oy çıktı şimdiye kadar. Hep elediniz. Benim tamam, ben sadece şöyle söyleyeyim. Erdem'i elemeyin. Onun harici kimi eliyorsanız eleyin. Tamam, Sedat'ı eliyor musun? Eliyorum. Tamam. 3 tane oyla seni de eledik Sedat. Teşekkür ediyoruz abi. Ben Sedat. Gerçekte lisans futbolcuyum ve profesyonel değilim. Öğrencilik yapıyorum. Aynı zamanda metro futbol oynuyorum. Şu an buraya kadar okey misiniz şu an? Bunlar topçu olabilir misin için daha çok? Hepsi. Ben, yoksa eleyecek var mı aranızda? Ben bir kişiden daha şüpheliyim. Tamam, aman o yüzden bir söyleme. Sağ baş ve sol başı eleyebiliriz ortak karardaysa. Ya o kalsın da. O prof olabilir kanka. Abi bence Erdem zaten. Lütfen elenmesin. Erdem devam abi. Erdem ki son 3'e girsin. Ben eleneyim Erdem. Aynen, Erdem için jüriyi eleyebiliriz. Ya, topla hareketlerini istiyorum. Top kontrolü için az önceki parkurda sizleri de denemek istiyoruz. Top kontrolü yapar mısınız birbirinize yani pas atarak? Oradan da belki bir eleme çıkar. Bir şey diyeceğim. Uzun top atsın abi. Erdem'le tamam, başlayalım. Yerdeki top değil. Uzun topu tamam, nasıl? Abi. First touch'ına tamam. Bakalım adam. Buraya çok önemli. Abi Erdem şimdi çok üst seviyeden başlar. Şimdi sırayla Beto seninle başlayalım abi. Geç abi parkura. Topçu kontrolü canım. Sağ bek kontrolü. Tekte indirdi. Direkt sağ bek kontrolü. Bayraklı. Tamam abi sen geç abi. Traore var değil mi? Kollarda da var. Bir bebek ya Traore. Koşturalım bir de. Parmak ucunda koşar genelde kanatlar manatlar. Evet. At abi. Abdullah şimdi topu fırlatacak. Göğü delecek. Yok değil. Değil mi? Eren dedim size. Tamam. Öyle yani bilmiyorum. Ben de öyle kontrol ettim. Özgür kamerayı bırak. Tamam. Diğer arkadaşı alalım. Erdem gel. Erdem. Gel baba. Erdem. Bravo. Bravo Erdem. Probriz. Tebo. İstiyor top istiyor. Bakayım. Yok. Yetim gidecek ömür ah. Oğlum böyle kontrol mü olur çok lan? Çok iyi oğlum. Ayağıyla gösterdi diziyle aldı. Şaşırttı. Pas kötü. Pas. Ha bak birbirinizi elemek için yapmayın Beytullah. Erdem'in üstüne oynuyorsun yapma. Evet. Tamam. Emirhan direkt düz koşu yapıyor idmanda şu an ya. Evet. Ama seni yanıltıyor olabilir özel ama bir kalbi. Tamam topçu abi. Görmediniz mi? Baba kontrol. Tamam Serbay gelsin Serbay. Serbay bence değil ya. Serbay yürüyüşle zaten de kaybetti Serbay. Serbay bence model falan abi. Aynen. Ya Serbay. Sana dedim. Bir şans daha. Tamam evet. Yani ne şans mı veriyor ya? Bir şans daha vereyim diyor ya. O kadar uzaktan atmaksa zorunda değilsin yani kendini. Aynen kaslar. Tamam seni de seni görelim. Dur abi. Abi bence ikisi manken. Serbay'ın fizik 10 numara. Bence o ikisi manken. Fizik 10 numara ama. Bence de ikisi de model. Serhat geliyor. Bak. Ayak içiyle aldı. Bak. Hepsi öyle oluyor. Biliyor ama. Evet. Öbürleri tutmaya çalışıyor. Topun üstüne olan şey yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Yakınına gidip böyle tavana kadar atıp düşürür müsün? Bak o orada çıkacak vay, ortaya. Brezilya milli takımı drone'la yaptı. Bak şimdi bak. Ama dışarı geldi top. Dışarı geldi. Yap baba. Ayakla kontrol etsene. Yok değil abi. Değil bence de değil. Elende. Bir dakika çünkü sen de denesene kanka. Elende. Sağ ayak içiyle kontrol. Sen denesene kanka. En iyi kontrolü yaptı biliyor musun? Evet. Ama bir topçu bence değil abi. 6 kişiden 3'ünü eleyeceğiz. 3'ü kalacak. Tamam. Onları da şut parkuru ve böyle diğer parkurlarda test ederiz. Aynen. 3 isim alayım sizden. İlk Volkan Demir'den alayım. Erdem. Hocam diyor. Yani biz işten anlıyorsunuz dedik hocam siz adam bana anlıyorsunuz. Sen ettin ben olacak iş sen ettin. Utanmaz adam. Hani ben olacak adam değilim yani. Kardeşim senle bir akşam biz güzel bir yemek yiyelim. Beytullah. Tabii. Giresun. Serbay bir de. Gümüşhane Spor'un sağ bekimi. Serbay mı? Erdem. Beytin. Serbay top kontrolünde patladı baba. Aynen. Sen söyle abi 3 tanesi. Erdem. Beraber oturur mi? Çay kahve. Ben 1, 5, 6. Akşam. Devam. Serbay. Ben de aynı kılıyım. Beytullah, Erdem. Beytullah. Tamam. Beytullah, Erdem, Serbay. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Aktaş. Profesyonel futbolcu değilim. Serbest meslekle uğraşıyorum. Hangi mesleği yaptığımı merak ediyorsanız yoruma bırakın. Merhaba ben Serbay Çelikbaş. Aslında profesyonel futbolcu değilim. Oyunculuk ve modellik kariyerime devam ediyorum. Merhaba ben Beytullah Aydoğan. Futbolcuyum ama profesyonel değilim. Amatör olarak futbola devam ediyorum.
Şimdi üçünüz kaldınız. Üçünüze farklı parkurlar yaptırmak istiyorum. Biz bir top sektirme yapabilir miyiz? Top sektirme hafif sizi yormadan. Emirhan tamam. Ha bu tam imza foto şeyi ya. Şu an Noykamp'ta. Tamam. Emirhan şu an Noykamp'ta. Noykamp'ta saydırıyor. Tamam o zaman. Aa, ben Serhat'ı elerim ben baştan. Tamam, ben de Serhat. Serhat mı? Ben en başlayacaktım abi. Engel oldunuz. Yok topçu dediniz. Tamam bir de şut çekin abi. Ooo. Bak vuruş. Bak vuruştan sonra şu hareketi var ya. O tamam, futbolcuyum. Topçu hareketi. Şuttan aa, sonra. Atıyor. Vay. Ooo. O ayak neydi ya? İkisi de iyiydi yani. Ama benim yaptığım hareketi yapamaz. Doğru öyle bir sıkıntı var. Haklı. Benim yaptığım hareketi yapamaz o. Vallahi haklı. Göster diyeceğim şimdi bekle. Yapamaz. Çocuk bir de daha 21 yaşındayım dedi ya. Amatör. Ay! Güzel vurdu. Kalkış amatör. Yok yok güzel vurdu güzel. Amatör. Topu yüksek. Kafa karıştırma amatör. Adımlamaya bak adımlamaya. Eren. Yok yok. Eren. Buyurun bak. Yoksa Serhat iyi topçu. Abi Serhat böyle halı sahalarda neden topçu olma diye bize sorduranlar var ya. Ya. Serhat o. Değil abi ya. Yok tamam yok. Serhat'tan da aldık. Ben Serhat'ı elemek istiyorum. Ben de Serhat. Serhat. Serhat sen Serhat mı? Abi bak ben Serhat'tan çok umutluydum. Aynen. Ziraat Serhat topçu patladı. Bir kere kesin. Ama Ziraat kupası eşleşmesini bilmediği için skandal. Geçmiş olsun. Patladı. Ben Serhat Bayer. Amatör futbolcuyum. Aynı zamanda profesyonel can kurtaranım. Şu an Emirhan tamam. Ve Eren kaldı. Şimdi Emirhan ve Eren kaldı. İlk bir havada yapın sonra bir de uzun top yapın ya. Yorumlara da yazabilirsiniz bu arada. Mesela Erdem'in gerçek mesleğini bulana Mert bir ödül gönderirsin. Evet. Bir ayakkabıyı gönder bak. Erdem'in gerçek mesleği bulana ayakkabıyı gönder. Erdem'in gerçek mesleğiyle ilgili fikri olanlar yoruma yazsın. Topçu abi. Bir de şut konusu. Evet. Şu an elenebilir. Bunu bilerek elenmek için yaptı sanki. Bunu elenmek için yaptı sanki. Elenmek için yaptı aynen. Şimdi son bir de senden alalım abi. Abi de bahşişi bile kötü. Yok yok ben... Yok. Eren'e evet altına Eren. İmza atıyorum şu an attım imza. Şimdi... Eren elendin galiba abi. Ön yargılara rağmen. Direkt hazırmış Eren. Kanka hazırmış. Eren hazırmış. Ama bir şey söyleyeceğim bence bunu söyleyelim Eren de futbolcu. Eren'i eliyorum. Emirhan futbolcu. Bence de Emirhan. Profesyonel futbolcu sence? Emirhan tiril tiril futbolcu. Ben hala Beytullah'tan çok kıllanıyorum biliyor musun? Siz hepiniz Emirhan dediniz doğru mu? Evet. Herkes Emirhan dedi. Seni de eledik abi. Emirhan kaldı. Geçebilirsin abi. Eren Baştepe. Futbolcuyum ama profesyonel değilim. Amatör olarak futbol hayatıma devam ediyorum. Şimdi Emirhan bize topla şov yapacak falan diyor. Şimdi. Evet. Arkadaşlar çok değerli konuklarımız vardı. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin kendi meslekleri var. Biz tamamen hani bazıları benim arkadaşlarım, bazıları prodüksiyonun ayarladığı bizlerim yani kendi işleri olan bizleri seven insanlar. Yani bizle beraber eğlenmek için bu videoda oldular. Pro futbolcu bir adım öne çıkacak. Girildim ben. Bravo. Geldi. Kardeşim nerede oynuyordun? Şu an Adıyaman FK'da oynuyorum. Önceden nerede oynuyordun? Nerede pro oldun? Ümraniyespor'daydım. 17 yaşında Ümraniyespor'da profesyonel oldum. Geçen sezonda Adıyaman'la anlaştım. Tatil arasında bize vakit ayırdın. Çok 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 teşekkür ediyorum ayağına sana. Ayağına sağlık kardeşim. Şimdi arkadaşların hepsine vallahi gönülden çok teşekkür ediyorum. Hepsinin kendi meslekleri var. Mesleklerini sizler de gördünüz. Çok değerli insanlar hepsi. Hepsi de şöyle söyleyeyim. Futbol geçmişi olan hatta aktif yani profesyonel de olmasa filiz lisansı olan, lisansı olan, amatör lisansı olan oyuncular zaten izlediğinizde de görmüşsünüzdür. Böyle bir eğlenceli video çekmeye çalıştık. Volkan Demir, Yağız Sabuncuoğlu, Kutlu Akpınar bizlere eşlik etti. Tamam. Bu serinin de devam etmesini istiyorsanız yani sporla ilgili bu tarz videoları Avrupa'da da çeken var, Türkiye'de de çeken arkadaşlarımız var. Onlara da saygımız sonsuz ama biz kendi dalımızda yani sporla ilgili kısmında güzel bir içerik oluşturmaya çalıştık. Umarım keyif almışsınızdır. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere.